her şeyden önce çok acı bir güne başladık. Dün akşam İzmir'imizde, Çiğli'de bir kadın öldürüldü yine kocası tarafından. Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Kadın cinayetleri siyasidir, ideolojiktir derken biz bugün iktidarın gerici, ayrıştırıcı politikalarıyla kadını tanımladığı rolün teşvik edici saldırganlığıyla bu cinayetlerin işlendiğini biliyoruz. Kadın ve erkek eşit değildir diyerek yola çıkan, kadını toplum dışına iten, kadını bir vitrin süsü olarak algılayan zihniyetin toplum içerisinde kadını şiddete de maruz bırakarak, kadınları öldürenleri cezasızlıkla ödüllendirerek, koruyarak, kutsayarak sürdürdüğü ideolojinin her geçen gün yenilerini eklediği cinayetlere dur diyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir. Çünkü bu sözleşme mecliste bir kişinin bir gün canı istedi diye iki dudağın arasında verdiği bir buyrukla feshedilemez. Burada hukuk devleti hala cumhuriyetle laiklikle meselesi olanların ülkesinde hala hukuk devleti olarak sürdürdüğümüz cumhuriyet ilkeleri çerçevesinde hukukun koruyuculuğu altındadır sözleşmede, tıpkı kadınlar gibi. Öyle olmalıdır en azından. Dolayısıyla bu sözleşmeyi geri almaktan söz etmiyoruz. Sözleşmenin yürürlükte kalmasının mücadelesini veriyoruz. Ve bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir. Yürürlükte kalacaktır. Biz tek adamın kadın düşmanı yaklaşımlarını ve tek adamın partisinin kadın tecavüzlerine, müftü nikahına, çocuk tecavüzlerine göz yuman kadınlarının söylemlerini de topyekun reddediyoruz.